Benden söz sızmaya göre sonra pik 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 konuşuyorlar. Ben dedim size. Yani resmen kızın doğum günü için Bora Bey evde özel hazırlık yaptı. Daha ne olsun Zafer Bey? Durun canım. Öyle kendimizi karartmayalım hemen. Henüz hiçbir şey belli değil. Yok yok, her şey belli ortada. Ben zaten o Meltem'i gördüğümde Bora Bey'e kancayı takacağını anlamıştım. Hissederim ben çünkü. Pis hain. Aslan. Ha. Ne diyorsun, ne haini? Yok öyle hain hain bakıyordu da ondan öyle dedim canım benim. Ben öyle şey der miyim, nane şekerim, Allah Allah. Bora sonunda doğru yolu buldu. Buldu buldu. Bu malumun ilanı resmen Belma Hanımcığım. Yani birazdan el ele tutuşurlarsa hiç şaşırmayın bence. Ay, hadi inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Rüzgar. Rüzgar, senin ne işin var burada? Bora çağırdı geldim. Ya mahsuru mu var? Sürekli dibimde olmanın bir mahsuru var evet. Tuğçe yeter. Bak gerçekten yeter. Bendeki de sabır artık yeter. Tamam. Ne okay. Bu tavırlar falan ya, Allah Allah. Aa, vallahi Rüzgar Bey de gelmiş. Rüzgar Bey siz nereden çıktınız ya? Siz de mi davetliydiniz Rüzgar Bey? Ben size bir şey soracağım. Ben bu ara fotoğrafçılığa çok merak saldım. Her yeri fotoğrafını çekmek istiyorum ama aklımda birkaç takılan böyle birkaç soru var. Beni bir aydın. Tuğçe Hanım, birkaç soru sorsam sizin için bir mahsuru yok değil mi? Buyurun lütfen. Tabii tabii kullanabilirsiniz. Gel bakayım. Yasemin teyze bir işi karıştırıyor. Ne işi karıştıracak canım? Bana bak, ister misin sana ben böyle bir tavsiye vereyim, sana yardım edeyim adayı ikna etme konusunda, ha? İster misin? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? İlk konusunda tabii ki, hangi konuda olacak? Ben diyorum ki bir büyüğünüz olarak sizin elinizden tutsam, size yol göstersem, adayı evlilik konusunda ikna etsem diyorum ben. Yasemin ablacığım. Bu arada abla diyebilirim değil mi? Ay, sıkıntı yok. Ben ne kadar minnettar kalırım anlatamam. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte o zoom lensler konusunda bir aydınlanma yaşadım ben şu an. Evet evet, onlar böyle... Önemli fotoğraf çıktı. Yer misin? Yeme. Yok, yemem. Ne olurdu bana inanseydiniz? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya, sadece bir kere haklı olabilirsin ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa, pasta da geldi. Geldi, gel hayatım, gel. Tatlım, geç geç. Canım, evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, ya. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti, görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Meltem sağ olsun, şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim, bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen... Senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim.
Bey, bana bir müsaade eder misiniz? Ne için müsaade edeceğim orada? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya? Meltem. Ver o kalemi. Gel canım, gel canım, gel canım, gel canım sen. Ada. Gel canım sen. Ada. Ben gel canım sen. Ada. Sen. Ada. Ne yapıyorsun? Fırlaşma, oynaşma, vururum suratına. Arada biraz vur. Bakın, boya. Boya mı? Bakın. Boya. Bakın. Boya. Bunun alerjisi boya. Cingöz, cingöz, maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan. Bora. Yalan. Yalan. Yalanmış. Yalan. Yalan. Bora Bey. Bora Bey demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadınız siz gözünüzü görürsünüz. Sen var ya sen. Ada. Sana tüküreyim ya sana. Ada tamam yeter. Yeter. Tamam, yeter. Ben adayı bir almıyor dayı. Yeter. Tamam yeter. Biliyorum. Meltem'in ajan olduğunu biliyorum. Ne? Meltem. Bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze. Keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydı. Ne? Ne özür? Ne? Ben anlamadım. Ne oluyor şu an? Anne. Bir dakika. Herkes ajan dedi ben gidiyorum. Allah Allah. Beni tansiyonun düşüyor bana bir şey. Ajan majan bir şey olmaz. Geçti aşkım. Geçti. Hayır. 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 Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey. Bora Bey siz Meltem'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet, Ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz, öyle mi? Evet, Ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi, değil mi? Tuğçe, bize biraz müsaade eder misin? Ada ile konuşmam lazım. Hadi Ada, yürü. Bora Bey. Yürü dedim Ada. Anne, bamba oldu bu çocuk. Tamam aslan, geçti artık. Biliyordunuz yani, öyle mi? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için makul sebepleri vardı diyelim. Neymiş onlar? Bora, gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem, kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba? Ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Hatırladın mı beni? Yazlıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. Tamam baba, sen dinlen. Ben seni arayacağım. Tamam kızım. Sahiden verecek misin? Vereceğim tabii. Vereceğim. Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama... kimseye söylemesen olur mu? İzin ver o da bana kalsın. Peki, peki tamam, tamam. Sizde kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı.
Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim, evet. Bunun pişmanlığını yaşadım, hala daha yaşıyorum ama siz... şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu... neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapmamı bekliyorsunuz benden? Pişman olmamamı? Oldum. Özür dilememi istiyorsa diledim. Ayaklarınıza mı kapanayım? Ada, bu kalem Meltem'in değil, tamam mı? Bu kalem başka kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin, Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine... haklı olduğunu anladığınız halde... kılınızı kıpırdatmadığınız birine... kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü... ya mürekkebinizi kurutur... ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada! Ben kendim bildiğim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım Bora Bey. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada! Seçer.